Selam, kanalıma hoş geldin. Beni ilk defa görüyorsan ki çok yüksek ihtimalle ilk defa görüyorsundur. Ben İrem. Instagram'da yapmayı çok sevdiğim bir anket var. Size sorular sorup iki seçenek sunmak ve bu iki seçenekten birini seçmenizi istemek gibi. Bayılıyorum bunu yapmaya. Bilmiyorum neden bu kadar keyifli geliyor ama galiba çoğunluğun ne tarafta olduğunu görmek istiyorum. Çünkü bu soruları sorarken ben kendim değerlendirip size öyle soruyorum. Zaten şimdi birazdan da benim cevaplarımı görmüş olacaksınız. Benim size sorduğum, sizin cevapladığınız bir anket oldu arkadaşlar. Umarım eğlenceli, keyifli bir video olur. Öyle olmasını diliyorum. Hazırsak videoya geçelim. Ben bu soru üzerine aslında bayağı düşündüm. Bir sonuca da vardım. Çok emin olmamakla beraber vardım. Benim için önemli. Hemen bunu bir atasözüyle şöyle özetlemek isterim size. Davul bile dengi dengine diye bir söz var. Sizin için sorun olmayabilir bu belki ama karşınızdaki kişi için sorun olabilir. Siz orta halli, geçimini orta halli bir şekilde sağlayan bir kişi olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi de maddi yönden durumu çok iyi olan birisi olabilir. Onun hayattan beklentileri, sizin beklentileriniz, onun yaşam standartlarıyla sizinki birbirinden farklı olacaktır. Yani ben bu noktada biraz kültürün de girdiğini düşünüyorum. Kültürler farklı olunca anlaşmak, aynı noktada olmak birazcık zor oluyor. O yüzden benim için önemli dedim. Siz ne diyorsunuz? Siz de düşüncelerinizi aşağıya yazar mısınız? Ben bir yorum okuma delisi olarak hepsini üşenmeden tek tek okuyacağım. Zaten çok fazla yorum gelmediği için üşenmeme de gerek kalmayacaktı. Her neyse fikrinizi yazın, merak ediyorum. Sadece maddiyattan bahsetmişim gibi oldu ama sosyal statü de aynı şey. Bence maddiyat da sosyal statüyü getirir. Yani okuduğunuz okul, aldığınız eğitim vesaire, bunlar da tabii ki etkilidir ama dediğim gibi bence İnsanın hayatında her şart birbirine paralel gidiyor. O yüzden dediğim gibi zorlanmalar olacaktır yani birbirine ayak uydurma konusunda. Ama kendinize güveniyorsanız böyle bir arkadaşlık da kurabilirsiniz tabii. Evet, bu soruya da %22'niz haberdar ederim. %78'iniz 8'iniz. Abi konuşamıyorum bugün ya. Video çekmeyi unutmuşum. %78'iniz de haberdar etmem demiş. Ben bu durumu yaşadım. Sizin de tepkilerinizi veya aynı durumda olsanız ne yapacağınızı merak ettiğim için bu soruyu sordum zaten size. Ben haberdar ettim. Çünkü bir arkadaş grubu varsa insanların birbirlerine dürüst ve açık olması gerektiğine inanıyorum. Ben haberdar ettim çünkü o arkadaşımı daha çok seviyordum. Ama bunun sevmemle bir ilgisi yok. Yani arkasından konuşan arkadaşım da diğer arkadaşımı sevdiğini söylüyordu. Madem seviyorsun neden arkasından konuşuyorsun? Yani bilmiyorum, bana etik gelmiyor. Yanlışı sezdiğim an düzeltmek için her şeyi yaparım. Ve o arkadaşımı da çok seviyordum. Yani birini satmış gibi oldu ama bence doğru olan zaten onun çıkıp söylemesiydi. Bence aralarındaki bu yabancılığı birazcık kırdım. Zaten sonra dağıldı grubumuz. Ama öyle işte ya. Bu soruya da %58'iniz yalnız olmak isterim, %42'nize sevdiklerimle zaman geçirmek isterim demiş. Ben her şeyi yalnız yapmayı seven bir insan olarak bunu da tabii ki yalnız olmak isterim olarak cevaplardım. Bu ankete katılmış olsaydım. Yalnız yemek yiyeyim, yalnız müzik dinleyeyim, yalnız yürüyeyim, yalnız alışveriş yapayım. Bu hayatta her şeyi yalnız yapayım. Yanımda kimse olmasın kafasında bir insanım. Yalnızlığı çok seviyorum. Zor bir dönemden geçtiğimde de hani tabii ki arkadaşlarım yanımda olsun isterim. Beni motive etsinler, beni kazanmaya çalışsınlar isterim ama bilmiyorum ya. Biraz insanın bu tarz şeyleri bence kendi kendine halletmesi gerekiyor. Çünkü mesela arkadaşlarımız yanımızdan gittiğinde veya ailemiz, biz yine kendimize kalıyoruz. Yani bir olayı biz kendi içimizde halletmezsek diğer insanların katkısıyla bir şeyler üstü örtülmüş gibi görünebilir. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani aslında halledemeyebilirsiniz ama arkadaşlarınız, işte aileniz vesaire birileri hayatınızda o süreçte olduğu için siz onu halletmiş zannedebilirsiniz sırf kafanız dağıldığı için. Ama yalnız kalırsanız bununla boğuşmak zorunda kalıyorsunuz ve eninde sonunda galip geliyorsunuz.
Bence bu tarz durumlarda insanların yalnız kalması gerektiğine inanıyorum ben, içlerinde tam olarak halledebilmeleri için. Planlayarak yaşayan birisi değilim. Sadece bazı hedeflerim var. Onlara ulaşmak için çabalıyorum maksimum. Ama onun dışında ya işte 10 yıl sonra ben şurada olacağım. İşte 2 yıl sonra burada bunu yapıyor olmalıyım tarzında hedeflerim yok. Çünkü mesela ben size burada konuşurken 1 saniye sonra nefes alacağımın garantisini bana kim veriyor? Kimse vermiyor. Hepimiz bu dünyada misafiriz ve bir garantimiz yok yani. Bizim bir garantimiz yokken geleceğimizi garanti altına almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ama hiçbir zaman çok basit bir örnek vereyim. Şu an mesela birçok insanın telaşıdır ev almak, araba almak. Mesela benim mantığım da şu: ben kiracı olayım, bütün evler benim olsun. İstediğim evde oturayım yani. Tabii kendi eviniz olduğunda da yine istediğiniz evde oturabiliyorsunuz ama yani gerek var mı bilmiyorum. Şu anki kafa yapıma göre bu bana çok ters gelen bir şey. Yani dediğim gibi hani ben burada konuşuyorum ama 2 saniye sonra benim nefes alacağımın garantisi yok. Yıllar sonrasını nasıl planlayabilirim ben? Ya da hadi planladım, ya hayatta olmazsam, ya başka hastalanırsam, Allah korusun. Yani başımıza her şey gelebilir bu hayatta ve o zaman yazık olmaz mı? Çünkü bir şey istiyorsunuz ve o yönde hareket ediyorsunuz ama emekleriniz çöpe çıkıyor. Yani bence birazcık riskli bir durum bu. Ben bu riske girmem. %53'ünüz bahane üretirim, %47'niz direkt hayır derim demiş. Benim bu durum değişiyor aslında. Eğer sevdiğim birisi ise, benden bir şey isteyen ama yapmak istemediğim bir şey isteyen kişi, sevdiğim, tanıdığım, aramın iyi olduğu biri ise dümdüz hayır diyorum. Ama böyle çok samimi olmadığım, kırmak istemediğim veya işte hakkımda kötü düşüneceğini düşündüğüm ama sevdiğim, yani hani tanımadığım herhangi birisinin benim hakkımdaki düşüncesi benim için çok önemli olmuyor açıkçası. Hayatımda olmayan insanların fikirlerini önemsemiyorum. Hani şu hakkımda ne düşünür, bu benimle ilgili ne söyler kafasında bir insan değilim. Ama çoğunlukla dümdüz hayır derim. Çünkü etrafımda öyle deli olmadığım insanlar yok yani, çok fazla. Az ve öz bir çevrem var. O yüzden çoğunlukla dümdüz hayır diyebileceğim insanlar olduğu için dümdüz hayır derimi seçiyorum. Ama bazen böyle işte az önce bahsettiğim gibi kırıcı olabileceğimi düşündüğüm insanlara karşı da bahane üretiyorum. Bahaneler iyi ki varlar. Evet arkadaşlar, açı birazcık değişmiş olabilir. Bir tane dersim vardı, ona girdim geldim hemen. Aslında planlarıma göre, bakın plan yapmada ne kadar zayıfım. Planlarıma göre video bittikten sonra dersin başlaması gerekiyordu ama yetişemedim. Hiçbir şeye yetişemediğim gibi. Neyse, sıradaki sorumuza geçelim. Burada da yine azınlıktan tarafım galiba. Çünkü birisi bana iltifat ettiğinde veya güzel bir şey söylediğinde teşekkür edip geçemiyorum. Çünkü kafamda şu canlanıyor. Mesela o kişi bana iltifat etti ya, ben şöyle demiş gibi oluyorum sanki teşekkür ettiğinde: ya tatlım teşekkürler. Hani bu gerçekten insanı çok kanser eden bir şeydir ya, bu ses tonu, bu şey, bilmiyorum, kafamda bu canlanıyor ve geçemiyorum. Yani nankörlük yapıyormuşum gibi hissediyorum. Ben mesela çok zor görüldü atarım birisine. Ha bakın, onda da aynı düşünceye kapılıyorum. Hani vaktini ayırmış, bana mesaj atmış, beni merak etmiş, önemsemiş. Ben ona nasıl görüldü atabilirim? Normalde karşısındakini bu kadar düşünen birisi değilim. Hatta durumuna göre bencil biri de olabiliyorum ama bu tarz konularda biraz şeyim, yani yük altında gibi hissediyorum kendimi. O bana ne yapıyorsa ben de ona daha iyisini veya en azından eşdeğer bir şey yapmalıymışım gibi hissediyorum. O yüzden düz teşekkür ederek geçemiyorum yani, yok, yapamıyorum. Bu soruda bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen insanları çok anlamadım arkadaşlar. Yani bu yılan bugün başkasına dokundu da yarın sana dokunmayacağının hiçbir garantisi yok. Yani bugün başkasına yapılır, yarın sana yapılır. Ben eleştirmek istemiyorum, yargılamak da istemiyorum. Bu benim haddim değil zaten. Hepimiz farklı şeyleri düşünüp ona göre yaşıyoruz. Ama ben haksızlığa susamam. Yani yanımda birisine bir yanlış, hata, bir şiddet, herhangi böyle olumsuz bir şey yapıldığı zaman ben buna susamam. Bu benim karakterime ve yaşam tarzıma çok ters bir şey. Yani bunun türevlerini de günümüzde görüyoruz aslında. Bir kadın şiddete uğrarken birisi yukarıdan videosunu çekiyor vesaire.
Bugün bana yapılır, yarın sana yapılır. O yüzden susma. Senin başına bir şey geldiğinde veya yaşamak istemediğin bir durumun ortasına düşürüldüğünde yanında birileri olsun istersin. Belki o an kendini ifade edemeyebilirsin, kötü bir halde olabilirsin ama yanında birinin seni bu şekilde desteklemesi seni motive eder. Bence bu şekilde düşünmemek gerekiyor. Ama bence diyorum yani bence benim fikrim böyle. Siz tabii ki yine oturmuş bir düşünceniz varsa bu düşüncelere devam edebilirsiniz. Ben bu soruda çoğunluktan yanayım. Olaylar rayından çıktığında düzeltmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bu en çok benim diyette başıma gelen bir durum. Bazı günler oluyor ki mesela birden farkında olmadan kendimi kaptırıp çok yemeye başlıyorum o gün içerisinde. Ama ne yapıyorum? Mesela gündüz çok yediysem akşam bir şey yemiyorum veya ertesi gün, önceki gün çok yediğimi dengelemeye çalışıyorum vesaire. Diğer konularda da aynı şekilde. Yani battı balık yan gider. Battı mı yattı mı? Battıdır ya. Battıdır. Battı balık, yattı balık. O kafa bana biraz tehlikeli geliyor. Yani o düşünceye teslim olduğunuz zaman birçok şeyi salarsınız ve hayatınızın düzeni birazcık elinizden kayabilir. Ben düzeltmeye çalışan taraftanım. Ne olursa olsun. Yani hiçbir şey için geç değildir ya. Bu hayatta yani nefes aldığınız sürece bir tek ölüme çare yok. Nefes aldığınız sürece birçok şey değiştirebilirsiniz, düzeltebilirsiniz diye düşünüyorum. Yapmamam gereken bir şey yaptığımda bence genel olarak şunu söyleyebilirim. Yaptığımız davranışlarımızın sorumluluğunu almalıyız üstümüze. İyi bir şey yaptığımızda nasıl kendimize gurur duyuyorsak, yapmamamız gerektiğini fark ettiğimiz, bunun bilincinde olduğumuz şeylerin de sorumluluğunu üstümüze almamız gerektiğini düşünüyorum. Kendimi ikna etmek isterim çünkü o zaman kafamda kendimi aklamış olurum. Ama hayır, yani ben pişmanlık duyuyorum yapmamam gereken bir şey yaptığımda. Keşke yani zamanı geri alabilsem dediğim durumlar olabiliyor. Aslında benim sorularımın sonuna geldik. Ama benim aklıma şey geldi bu sorular bittikten sonra. Belki siz de bir şeyler sormak istersiniz. Belki siz de azınlığın çoğunluğun ne tarafta olacağını merak edersiniz diye. Bana cevaplamamızı, artık bizim de cevaplamamızı istediğiniz soruları sormanızı, benim de Instagram'da paylaşmamı istedim sizden. Ve birkaç soru sordunuz. Şu an soruların hepsini sildim çünkü bu dakikadan sonra artık oranlar değişecektir. Videoyu çekiyorum. Bir anlamı da kalmayacaktı artık devamı için. Şimdi sizin sorduğunuz sorulara bakalım ne cevaplar vermişiz. Bunları tartışalım. Hazırsak sizin sorularınıza geçiyoruz. Evet, bu soruda %3 gibi bir oran var azınlıkta. Ben aslında bu oranın daha düşük olmasını isterdim. %0 gibi veya işte hadi olsun %1 gibi tam 7 kişinin evlenirim dediğini görmüş oldum. Üzücü bir şey aslında ama şimdi ya bu video öyle bir video ki benim gibi düşünmeyen herkesi yargılıyormuşum gibi oluyor ama bence sizi sevmeyen, sizi istemeyen biriyle evlenmek kendinize saygısızlık olur. Sadece evlenmek de, evlenmek bence çok ciddi ve büyük bir olay. İlişki olarak düşünebilirsiniz, arkadaşlık olarak düşünebilirsiniz. Yani bunlar da sizi çok yaralar. Hani evlilik hayatınızda aldığınız çok kalıcı bir karar. Yani çok sağlam bir adım evlilik. Ama arkadaşlık gibi hani gelip geçici demek istemiyorum ama bir evliliği bitirmektense bir arkadaşlığı bitirmek bence daha kolay olabilir bazı durumlarda. Evlilik çok ciddi bir şey. Yani nasıl bu yola girebilirsiniz ki sizi sevmediğini bildiğiniz biriyle? Bilmiyorum. Bana çok kendine saygısızlık gibi geliyor. Sevilmediğimi hissettiğim hiçbir ortamda duramıyorum. Yani siz nasıl duruyorsunuz ya? 7 kişi. Siz nasıl evlenirim dediniz? Ben gerçekten çok şaşkınım yani. Bakın, altını tekrar çiziyorum. Yadırgamıyorum. Asla yadırgamıyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Yani mesela siz de o taraftansanız, bu videoyu izleyecek kişiler için söylüyorum. Eğer siz de evlenirim diyorsanız neden evlenirim dediğinizi açıklamanızı istiyorum aşağıya. Çünkü gerçekten merak ediyorum bakış açınızı. Ben yalan söylemem. Çünkü o kişi benim sevdiğim birisi ise bu bile isteye onu böyle
yanlış yönlendirmek gibi geliyor bana. Sonuçta sevdiğim birisi ise onun o olaydan en az hasarlı çıkabilmesi için elimden geleni yaparım. Yani yalandan pembe bir dünyada yaşayacağına en azından gerçeklerle, sevdiği insanlarla, onu destekleyecek birileriyle realist bir şekilde olaylara bakış açısının oluşmasını tercih ederim. Yani benim arkadaşımla ilgili böyle bir şey söz konusu olduğunda ben tutup da yalan söyleyemem galiba. Bir de bunun vebali çok büyük. Yani doğrusunu bildiğin bir şeyi yanlış olarak söylemek çok ayrı bir şey. Karşındaki insanın buna inanıp pembe bir dünyada, doğruluğu olmayan bir dünyada yaşaması çok farklı bir şey. O yüzden ben bu riske girmem sanırım. Çünkü arkadaşınız da hani şey tepkisini verebilir. En azından doğruyu söyleseydin de bunu aşabilme fırsatı verseydin bana diyebilir. O yüzden ben böyle yalan söylememenin daha düşünceli bir hareket olduğunu düşünen taraftayım burada da. Hayatında daha önce hiç aşık olmamış birisinin bu soruyu yanıtlaması böyle bir tık ironik olabilir. Ama benim aşk konusunda düşüncem de şöyle. Çok güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz. Çok saygılı, sevgi dolu. Birbirinizi mutlu ettiğiniz, incitmediğiniz, kırmadığınız güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz. Ama her ilişki yaşayan insan gerçekten karşısındakine aşık olmuyor bence. Gerçek aşk kavramı çok böyle üst düzey bir şey. Yani bence herkesin yaşayamayacağı bir şey. Bu işler çok karışık, hiç böyle bir şeyin içinde olmak istemem. Çok gergin ve böyle ufacık yanlış bir adımınızda hata yapabileceğiniz bir konu bu aslında. Benim başıma gelseydi, hiç başıma gelmedi bu arada ama gelseydi çok yüksek ihtimalle arkadaşıma söylerdim. Çünkü bilsin, yani karşısındaki adamın ne mal olduğunu bilsin. Senin en yakınına göz dikebilecek bir insan sana kötü ne yapmaz ki? Yani o yüzden bence böyle durumlar yaşıyorsanız da arkadaşınızı ilk haberdar etmesi gereken kişi sizsiniz bu durumdan. Çocuk zaten söylemez. Hani böyle düşünce yapısına sahip bir insan gelip size itiraf etmez ben senin arkadaşına hoşlanıyorum diye. O yüzden ay bu da çok çirkin yani. Nasıl hoşlanabilirsin ki benimle beraberken? Madem bana ait değilsin, benden hoşlanmıyorsun, kalbin benim değil. O zaman neden benimle berabersin? İşte burada da çıkar ilişkileri ne yazık ki devreye giriyor. Dediğim gibi yani arkadaşıma haberdar ederim. Benim bu soruya cevabım çok net. Hiç uzun bir cevabı olmayacak bunun. Sosyal hizmet uzmanlığı esnaf olarak yapabileceğiniz bir iş değil. Ya memur olursunuz ya özel sektörde çalışırsınız. Özel sektörde çalıştığınızda da esnaf sayılmıyorsunuz. O yüzden memuriyeti seçiyorum. Hiç olmadı. Hoşlanıp da böyle içime attığım, gizlediğim. Yani belki böyle ilgimi çeken birisine karşı gidip seninle ilgileniyorum dememişimdir. Ama bunun sebebi de şudur. O kişi beni hak etmiyordur. Tanıyorumdur. Tamam mı? Nasıl birisi olduğunu biliyorumdur. O yüzden gidip açılmam yani. Bir de şey çok garip. Mesela birinin aşkından ölüyorsanız niye söylemiyorsunuz arkadaşlar? 3 günlük dünya. Ne olabilir? En kötü ne olabilir? Yani o kişi sizin hissinizi öğrenmiş olur. Eğer arkadaşsanız mesela size daha nazik davranmasını sağlayabilirsiniz bunu ona söyleyerek. En azından sizin ne hissettiğinizi bilir. Daha kırıcı olmadan size yaklaşır. Aksi takdirde kötü ne yaşanabilir ki? Buradan duyuruyorum, eğer birisine aşıksanız gidin söyleyin. Yani dünya 3 günlük bir dünya. Yarın yokuz. İçinize atmayın. Söylerim vallahi hatalarını yüzüne. Çünkü zaten hata yapan birisini istemem ki hayatımda. Yani hatasını söylerim. Sen şöyle şöyle bir insansın, böyle böyle bir insansın. Bu yüzden seni artık istemiyorum. Bu kadar basit, çıkar hayatımdan. Yani kaybedebileceğim hiçbir şey olmaz zaten. Evet, sorularımızın tamamı şu anda bitti. Aslında ben sadece kendi fikrimi söyleyip geçecektim ama farkında olmadan yorum da yaptım sanırım. Belki sizin görüşlerinizi eleştirmiş de olabilirim farkında olmadan. Eğer kırıcı olduysam kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada Instagram'da yaptığım anketin YouTube'da da hani karşılığını görmek isterim. Yani bu sorulara vereceğiniz cevaplar ne olurdu? Nedenleriyle beraber aşağıya yorumlara bırakırsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi ben yorum okumayı çok seviyorum. Kanalıma yaptığınız her yorum okunuyor.
ve ben de bir karşılığı mutlaka oluyor. Bunu bilin istiyorum. Böyle umarım keyifli, eğlenceli bir video olmuştur bu sizler için. Bu arada bu tarz videolara katılım sağlamak isterseniz eğer beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu şekilde daha böyle interaktif videolar üretmiş olurum. Zaten gidiyor bu şekilde. Bunu sevdiğinizi biliyorum. Böyle beraber video çekmeyi sevdiğinizi biliyorum. Bunun devamı gelir. Eğer bu anket olayını beğendiyseniz yine böyle bir video çekebiliriz. Ama bu sefer soruları birazcık daha düşünmem gerekecek. Bu anketi ben yıllardır yaptığım için kendi hesabımdan sorularım da birazcık azaldı açıkçası. Bana yardımcı olmak isterseniz DM de atabilirsiniz dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi.